Ondan sonra zaten yoruma geçeceğim. Şurayı açılmıyor mu? Tamam. Nasılsınız? Bu adam bir şey tuttum. Sayın komutanım, hoş geldiniz. Hayırlı oldu. Komutan nasılsınız? Tamam. Komutan değil. Emniyet genelmiş. Babo. Ulan kaymakam beylerine mi gidecek? Ha, o. Tamam. Akşam. Başkan, merhaba. Nasılsınız? Elinize sağlık, güzel olmuş. Oraya götür. Burada nasılsın? Çavane başım. Öyle mi? Buralı mısın? Hoş gelmiş. Tepeler getirmiş. Hoş geldiniz. Estağfurullah. Merhaba Dekmen. Hoş geldiniz. Nasıl? İyisin? Allah razı olsun. Güncü çok kıymetli misafirler, ilçemiz kaymakamları tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ikramı olan Aşure programına hoş geldiniz diyor. Sizleri Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. Yüce Rabbimize hamdolsun. Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Hazreti Adem Hazreti Adem'in yaratılmasından kıyamete kadar bu mücadele bitmeyecek. Yezidler bitmeyecek, bu zihniyet bitmeyecek. İmam Hüseyinler ve hak mücadelesi veren zihniyet de bitmeyecek. Tereddüt etmemeliyiz ki biliyoruz ki hak batını yenecek. Bunda hiçbir tereddüt yok. Ama değerli kardeşlerim, bizim tarafımız hangi taraf? Bu noktada tereddüt etmeliyiz. Hak tarafında mıyız? Batıl tarafında mıyız? Ben inanıyorum ki buraya gelen, toplanan ve bütün Beyt-i Şebaplı kardeşlerim her zaman hakkın ve adaletin yanında olmuşlardır, olacaklardır. Bugün Yezid'i ve onun zihniyetini temsil eden mihraklar var. Emperyalist güçler ve onların maşası olan terör örgütleri var. Bölgemizde de Yezid gibi zalimlik yapan, insanlarımız arasında fitne fesat çıkaran bölücü terör örgütü var. Bölücü terör örgütü aynen Yezid'in zihniyetinde olan bir terör örgütüdür. Onlar hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin esenliğini, Kürt kardeşlerimizin mutluluğunu istememişlerdir. Eğer isteselerdi,
öldürdükleri, şehit ettirdikleri vatandaşlara bakın, %90'ı Kürt. Eğer Kürtlerin hakkını savunuyorsa bu hainler, niye Kürt kardeşlerimize zarar veriyorlar? Niye öldürüyorlar? Niye şehit ediyorlar? Bunun da ötesinde bu bölgede huzuru, bu bölgede kardeşliği, birliği, beraberliği zedeleyerek kime hizmet ediyorlar? Biz biliyoruz ki ve inanıyoruz ki, buraya gelen kardeşlerim de biliyor ve inanıyor ki bu alçaklar buradaki kardeşlerimin derdiyle dertlenen, buradaki kardeşlerimin dertlerine derman olmak için yola çıkmış değil, emperyalistlerin uşaklığını yapıp günümüzdeki Yezidlerin bayrağını dalgalandıran zihniyettir bu alçaklar. Onun arkasındaki emperyalist güçlere gerek kalmaz. Zaten biz birbirimizi yiyerek birbirimizi yok ederiz. Aramızdaki şu fitne, fesat, kin, haset duygularını bir tarafa bırakmadığımız sürece bugün PKK olur, yarın başka bir adla bir terör örgütü çıkar, bunların sonu gelmez. Bunların sonu gelmesinin temel şartı değerli kardeşlerim, bir, beraber ve kardeş olmaktır. İngiliz olmak kimsenin elinde değil. Evet, ben Türk anne babadan doğdum, sizler Türk anne babadan dünyaya geldiniz. Ama bunu takdir eden bizler değiliz. Bunu takdir eden yüce yaradan, Rabbimiz takdir etmiş. Bundan dolayı kimse ben doğduğu anne baba Türk oldu diye üstünlük taslayamaz. Veyahut da Kürt anne babadan doğdu diye onları alçak göremez. Bunlar bizlerin elinde olan şeyler değil. Bizler belediye başkan vekili ve kaymakam olduğumuz sürece bu şahsiyeti, bu güzel insanı buradaki Müslüman Kürt gençliğine örnek olarak sunmak için gerekli çalışmayı yapacağız. Ben sözde em hazirin lillahi ve fuheş bigen em dicmane pekaken em dicmane hainen tilki kurdu yekin tilki kurdu biraya em hizmetkerane biratine em kurana biratine. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.